Sağlık Olsun'dan herkese merhabalar sevgili izleyenler. Ben Bahar Özmen. Ekip arkadaşlarımla birlikte bugün de yollara düştük. Bugün Kadıköy'deyiz. Bakalım şanslı yarışmacılarımız kimler olacak? Onlara 3 soru soracağım. Karşılığındaysa hediye çekimi anında takdim edeceğim. Hazırsanız başlıyoruz. Tatlı mı tatlı? Çok da güzel bir yarışmacım var. Gönüllü yarışmacı. Ben sizi izliyorum dedi. Nasıl buluyorsunuz programımızı? Ben programınızı seyrediyorum. Gayet de güzel, bilmediğim sorular da oluyor. Genel kültürümüz artıyor. Siz de öyle çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Siz güzelsiniz esas. Önemli olan sizsiniz. Sizin beğenmeniz diyelim. Hazır mısınız? Yarışacağız ama öncesinde sizi bir tanıyalım. Ben Mersin'den İstanbul'a gezmeye geldim. Ve yolunuz bizimle kesişti. Evet, yolum sizinle kesişti. Adım Gülden. Ne işle meşgulüz? Öğretmenim. Yaşasın. Evet. Ne öğretmeniyiz? Anaokula. Ay ne güzel. Ufaklıklarla uğraşmak hem çok keyifli, zaman zaman da zor olabilir diye düşünüyorum. Evet, zor. Ama. Zor ama çok keyifli. Ne güzel, ne mutlu size. İşinizi de severek yapıyorsunuz. Seviyorum. İşimi çok seviyorum. Peki öğretmenim, ilk sorum geliyor hazırsanız eğer. Evet. İlki kolay, ikincisi orta, üçüncüsü bir parça zor oluyor. Tamam, başlayalım. Tamam. Hadi başlayalım. Gelsin ilk sorum. Çocuklara bolca masal anlatıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Evet, hikaye okuyoruz. İlk sorum masallardan. Kül kedisi olarak bilinen masal kahramanının diğer adı? Cinderella. Doğrudur efendim. İlk soru için bir alkış alalım. Cinderella'ydı. Teşekkür ederim. Çocuklar kazandırdı ilk soruyu. Evet. Geçiyorum ikinci soruya. Bir mülkün size ait olduğunu gösteren belgeye ne denir? Tapu. Emin miyiz? Bir mülkün. Emin olun. Tapu değil mi? Tapu, eminiz biz. Tapu doğru cevaptı. İkinci soruyu da geride bırakıyoruz. Teşekkür ederim. Son soruma geçeceğim ama nasıl geçiyor yarışma? Nasıl gidiyor? Biraz heyecan var ama çok keyifli. Tamam. Yarışmak gerçekten çok keyifli. Çok teşekkür ederim. Harikulade. Geçiyorum son soruma eğer hazırsanız. Bakmayın kartıma. Evet, yok. Tamam. İstiklal Marşı'nın bestecisi kimdir? Yazarı değil, bestecisi. Dikkatinizi çekerim. Zeki Üngör. Ama bir adı daha var. Osman Zeki Üngör. Doğrudur efendim. Öğretmenime gelsin hediye çekimiz. Ben çok teşekkür ederim. Buradan herkese de, Mersin'e de selamlar. Herkese, beni tanıyan herkese çok selamlar. İyi günler dilerim. Sağ olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Var mıdır benimle yarışmak isteyen? Hoşçakalın. Öpebilirsiniz tabii ki. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Buyursunlar. Bir beyefendi geldi. Merhabalar. Sizi tanıyalım mı? Adım Kaan. Ben de öğrenciyim. Öğrencisin. Ne öğrencisisin? Profesyonel öğrenciyim. Evet, güzeldi. Kaç yıldır öğrencisin? 5. senem olacak. Ne okuyoruz? Neden bitmiyor? Sahne ve gösteri sanatları yönetimi okuyorum. Neden bitmediğini henüz ben de bilmiyorum. Bir sene anlayacağım. Bir şey soracağım. Hocalarla mı takıştın? Ne yok, oldu? Yok, hocalar da birazcık hayat mücadelesi falan. Hani bazen işle okul aynı anda gitmiyor ve böyle bir beklenti falan var ya. O çok anksiyetik bir durum aslında. Peki inşallah halledersin sen de. Umarım inşallah. Bitirirsen bölümün ne olmak istiyorsun sonrasında? Ne yapacaksın? Var mı plan? Tabii ki de umutları daha tükenmeyen her genç gibi sevdiğim şeyden para kazanmak istiyorum. Süper. Kariyer yapmak istiyorum. Müzik ve sinematografi üzerine. Ne güzel. Ben de sinema televizyon mezunuyum bu arada. İleride belki konuşuruz bir şeyler. Meslektaşız. Ona göre yardım mı edeyim? Olabilir. Neden olabilir? Tamam, duymasınlar. Ben sana elimden geldiğince ipucu vereceğim, yardım edeceğim. Anlaştık mı? Pekala. Haydi başlıyorum o halde. Elleri böyle bir şey yapmaya başladık, sıvamaya başladık. Hazırız. Heyecanlıyız. Peki. Geliyor ilk sorum. Okyanus kilometresine ne ad verilir? Mil. Ne mili? Deniz mili. Doğrudur efendim. Bir alkış alalım. İlk soruyu bildik, harikulade. Fobi geçiyor mu? Geçiyor ya. Fobi geçiyor. Biraz titremeler de sona eriyor herhalde. Bitireceğiz yarışmayı. Değil mi? Bayılıp etmeyeceksin. Evet, evet. Sağ salim bitireceğiz. Bir anda ben Mithat diye. Peki tamam, geçiyorum. İkinci sorum geliyor. Enteresan işler deneyen insanların yaptıkları dereceleri listeleyen ansiklopedi nedir? Enteresan işler yapan insanlar. Böyle rekor kıranlar. Ha, rekorlar kitabı. Evet, tebrik ederim. İkiyi de bildik. İyi miyiz? İyi, kendimize güzel, geldik. Güzel. Sonuncusunu da bileceğim. Sonuncusu bir parça zor oluyor ama bence halledersin sen aynen, onu. Aynen. Yapalım. Güveniyorum sana. Geliyor son sorum. Lassie vardı, hatırlıyor musun? Evet, köpek kendileri. Evet, köpek dizi oyuncusuydu. Evet. O Lassie'nin cinsi nedir? Shepherd.
çoban köpeği ama C ile başlıyor. Yabancı bir adı var. C ile başlıyorsa Kane. C ile okunuyor, evet. K9 değil. Değil. Ne olabilir? Lesi. Canin ya da canine. Ko ne olabilir? Ko öyle başlıyor. Benim bildiğim tek köpek var, o da Sivas Kangalı. Düşünsene, az önce diğerlerini saymamıştı aslında. Evcil hayvanın var mı? Evet. Ne var? Kediciyim ben ya. Kedi. Var. Peki. Ankara kedisi. Belki böyle aklımıza gelir, bir de böyle deneyelim. Ko. O da çok popüler bir cins değil ya. 5'ten geri saymak zorundayım üzülerek. 5. 4. Kane Corso falan diyeceğim ama. 3. K9. 2. Shepherd. German Shepherd. 1. 0 söyle hadi bir şey. O zaman Concourse diyorum. Dıt 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 dıt. Üzülerek tabii ki söyleyeceğim. Bak bakalım neymiş. Hangisi? Collie. Oh. Collie'ydi. Seninle yarışmak çok keyifliydi ama. Çok teşekkür ederim. Keyif aldım, rica ederim. Olsun, kazandıramadım sana ama maksat yarışmak olsun diyelim o halde. Tabii ki de. Maksat bundan sonraki yarışmacı arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Peace out. Hoşça kal, görüşürüz. Yanımda güzeller güzeli, çok da tarz bir hanımefendi var. Sizi tanıyalım mı? İsmim Ece Can. Ne yapmaya çıktık dışarı? Arkadaşlarımla buluşmaya çıktım. Şahane. Ne işe meşgulüz? Çalışıyor muyuz? Okuyor muyuz? Yeni mezun oldum. İş arayışındayım. Bölüm ne? Uluslararası ilişkiler. Moda deseydiniz de şaşırmazdım ama hakikaten çok da şık giymişsiniz. Tekrar etmek isterim. Sağ olun. Peki genel kültürümüze güvenir miyiz? Yani bildiğimiz yerden çıkarsa. Bakalım, inşallah bildiğiniz yerden çıkar. Şöyle bir gözlüğü çıkaralım mı? Gözlerinizi de görelim. Güzel gözlerinizi diyelim. Peki geliyor ilk sorum hazırsanız eğer. Çocuk şarkısı olan Küçük Kurbağa hangi uzvunu kaybetmiştir? Şarkının içinde geçer. Şarkıyı mı söylüyoruz içimizden? Peki. Kuyruk. Evet, kuyruk doğruydu. Tebrik ederim. O şarkıyı bir duyalım mı sizden, o kısmını, melodisini? Söylemesem. Söyle, bir şey olmaz. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğun nerede? Kuyruğum yok üzerimde. Evet, işte o kuyruk bu kuyruktu. Bugün size ilk soruyu bildirdi. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Geçiyorum ikinci soruya. Toplum bilimcisine ne ad verilir? Toplum bilimcisine. Üniversitelerde de bölümü vardır. Sosyoloji bölümü, evet. Sosyolog da toplum bilimcisine deniyor. Tebrik ediyorum, ikinci soru için de bir alkış arkadaşı. Peki ikinci soruyu da bildik. Heyecan var mı? Evet. Hiç heyecanlanmayın. Son soruya geldik artık. Tamam. Ben inanıyorum kazanacaksınız. İnşallah. Geliyor son sorum size. Türklerin kullandığı ilk alfabe kime aittir? Orhunlara bir şey daha diyorlar, tamam. Orhun yazıtları vardı ama aynı zamanda o Orhun yazıtları kimin yazıtlarıydı? Altay mı? Yok, o yazıtların bir başka adı da vardı. Çok güzel yerden yakaladınız. Alfabeyi mi? Alfabeyi kim yazmıştır diyorum ama Orhun yazıtı dediğiniz için oradan onun cevabını anımsatmak istedim. Orhun yazıtı aynı zamanda bir şey yazıtı olarak daha geçiyor. Göktürk doğru cevaptı. Helal olsun. Süpersiniz. Çok iyi yerden hatırladınız, yakaladınız. Hemen hediye çekinde. Şöyle kameraman arkadaşım Mithat verdi. Ben de size takdim edeyim. Teşekkür ederim. İyi günlerde harcayın. Nasıl geçti yarışma? Gayet güzeldi. Eğlendik mi? Evet. Önemli olan eğlenmekti. Evet. Hemen yolda çıktık karşınıza. Güzel de bir anı kalmıştır sizin için. Aynen öyle. Şöyle bir maksat yarışmak olsun diyelim mi? Güçlü kuvvetli. Maksat yarışmak olsun. Teşekkür ederiz efendim. Hoşçakalınız. Bir hanımefendi bekliyor beni. Buyursunlar. Bekle ağaç oldun ya. Ay çok özür dileriz. Bu nasıl bir kuyruktur böyle? Ay çok özür. Yarışma kuyruğu. Özür dileriz. Bekletmek istemezdim sizin gibi. Hoş bir hanımefendi. Teşekkür ederim. Sizi tanıyalım mı? Bankacıyım efendim. Emekliyim. Zeynep adım. Soyadınız nedir? Özkaya. Ne yapmaya çıktık bugün Zeynep Hanımcığım? Biraz alışveriş edelim dedik. İyi yaptınız. Biraz alışverişi.
iyi yaptınız efendim. Genel kültürümüze güvenir miyiz? Vallahi bilmiyorum. Çalışmadan geldim. İnşallah kolay olur. Şahanesiniz. İnşallah bildiğiniz yerlerden gelir. Nereliyiz? Bu enerji nereden geliyor? Biz Kafkasya göçmeniyiz. Kafkasya göçmeniyiz. Peki. Sizin yemekleriniz şahane olur. Güzeldir. Fena değildir. Peki bir gün biz de gelsek size. Tabii beklerim hep beraber. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hazırsanız başlıyorum sorularıma. Vallahi hazırım. Buyurun. Geliyor ilk soru. Olmasın. Tamam, zor olmayacak. Söz sizi üzmem ben. Tamam, okey, anlaş. Geliyor ilk sorum. TC kimlik numarasında kaç tane rakam vardır? Ezberinizde mi TC'niz? Tabii. Tamam, oradan sayın. Kaç tane rakam vardır? 11 mi? 11 doğru cevaptır. 11. 11 evet efendim, tebrik ederim. Zor saydım, matematiğim kötü. Ay demeyin öyle, saydık, hallettik, bulduk cevabı, sıkıntı yok. Evet, tamam tamam. 11 doğru cevaptı. Geçiyorum bir diğer soruya. Teknolojiyle aranız nasıl? Fena değil, idare edecek kadar. Bilgisayar kullanıyor muyuz? Tabii. Peki efendim, bilgisayarların kablosuz ağ bağlantısına ne denir? Hatta böyle bazı kafelerde de vardır. Burada internet. Ama yok. Wireless doğru cevaptı. Bu arada ben az önce yanlışlıkla cevabı söylüyordum sorunun içinde Mithat'cığım. Doğrudur efendim, wireless. Kablosuz, evet. Evet, siz de dışarıda internete bağlanıyor musunuz? Wireless şeyimiz var hani diye hep yazarlar ya. Evet evet, aynen, ben de oradan ipucunu vermek istedim size. Evet. Peki efendim, ikinci soru da doğru geldi. Son soruya geçeceğiz hazırsanız eğer. Hazırım. Bir şey soracağım. Son soruyu bilirsek. Ha. Böyle çok da eğlenceli bir insansınız. Ha. Böyle minicik bir şarkı falan söyler misiniz bize? Bir şey. Ay vallahi sesim çok kötüdür. Ekrandakiler kaçmasın. Kaçmaz onlar. Öyle bir şey yapalım mı? Ne yapalım? Ay bilmem. Olabilir belki. Tamam. Peki, olabilir. Bir son soruyu görelim öyle diyelim. Ha, tamam. Tamam. Anlaşsa tabii. Aa peki. Bana şu an rüşvet gibi bir şey teklif edildi. Son zaten soru kolay. Buradan alacağım bu hediye çekini. Ben sokak hayvanları için mama alarak kullanacağım. Ne güzel. Onu belirtmek istiyorum. Ne güzel. Peki o halde ben de size soruyorum son sorumu. Torpilli soruyorum bu soruyu. Kolay soruyorum. Sokak hayvanlarına gidecekmiş madem. Herkese de buradan söyleyelim değil mi? Evet lütfen. Biz de hep söylüyoruz. Su ve mama. Bir kap su, bir kap mama. Evet. Herkes evinin önüne, dükkanın önüne bırakırsa bu sıcaklarda aynen. Da o hayvancıklar da aç kalmazlar, susuz kesinlikle. Kalmazlar. Kesinlikle. Evcil hayvanınız var mı? Evde iki tane ve sokakta bir sürü binlerce hayvan var. Evet. Peki yine ben hayvanlardan sorayım o halde size. Akvaryumda olan uzak doğu canlısının adı nedir? Akvaryumda yaşar bir balık türü, uzak doğulu. Ne balığı? Ay Japon balığı mı? Japon balığı doğruydu. Tebrik ediyorum efendim. Alkışlar hanımefendiye. Ay hiç alkışlayan da olmadı mı? Ay alkışlıyorlar. Alkışlar. Daha çok alkış. Ben de alkışlıyorum sizi. Şöyle takdim edeyim hediye çekimize. Valla bak şimdi kedi köpeklere buradan mama gidecek. Peki efendim. Bir şarkı alalım mı sizden? Olur. Buyursunlar. Ufak. Yani sesim de hiç güzel değil. Beni kırmıyorsunuz, söylüyorsunuz. Sağ olun. Bunlara gelmedi. Yani böyle ne gelirse aklınıza. Hatırla sevgili o mesut geceyi. Çamların altında verdiğin bu seyi. Beni mecnun ettin, sen de olasın. Aşkımı inkar edersen Allah'tan bulasın. Tebrik ediyorum, teşekkür ederim. Hoşça kalın, çok memnun oldum tanıştığıma. Görüşmek üzere. Haydi ilerleyelim bizler. Mithat'cığım çok tatlı bir hanımefendiydi. Beni de kırmadı, şarkıyı da söyledi. Ben de bir parça eşlik ettim. Verdik hediye çekimizi, yolumuza devam edelim. Beyefendi var, gönüllü yarışmacım. Sizi tanıyalım mı? Ben Aytekin Atiboğlu. Kadıköy Bahri Caddesi'nde esnaflık yapıyorum. Kolay gelsin. Nasıl gidiyor işler? Şükürler olsun, gayet iyiyim. Harikulade. Nerelisiniz? Erzincan. Erzincan'ın nesi meşhur? Gidersek nereleri gezelim? Erzincan'ın deyince akla zaten tulum peyniri geliyor. Evet ve ben bayılırım. Ki zaten yurt dışına namı salınmış bir peynirdir. Onun haricinde gezilecek çok güzel yerleri var.
Erzincan'ın Girlevik Şelalesi, Kemaliye, Eğin ilçemiz ki orası zaten muhteşem uluslararası turizm festivallerinin yapıldığı bir yer. Çok farklı yerleri var. Ekşi suyu ve Erzincan'ın maden suyu denince akla gelir. Güzel bir iş. Onları da öğrenmiş olduk. Mithat'cığım belki ileride gideriz, ne dersin? Aa, Mithat gitmiş bile. Ben eksiğim, ben gidemedim Mithat. İnşallah siz de isterseniz götürürsünüz. İnşallah, çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Genel kültürünüze güvenir misiniz? Yani o kadar. Şimdi genel kültür olay bir kısmet meselesidir. Bazı hiç ummadığınız yerden çıkar. Bu televizyonlarda da yarışmalarda hep böyledir. Hiç ummadığınız yerden çıktığı zaman güveniyorum demek yanlış olur. Evde peki diğer yarışmaları da izlerken böyle soruları bilebiliyor musunuz? Hep olur ya bir ay bunu bildim, bunu bilemedim, ben olsam bilirdim. Hep öyle deriz ama ne var? Sanki atmosfer farklı oluyor. Tabii yani o atmosferle hiçbir alakası yok. Onun için ön yargılı olmak doğru değil. Tabii. Geliyor o halde ilk sorum size. Takım tutuyor musunuz? Çok fanatik olmasam da Beşiktaş taraftarıyım. Peki efendim, gidiyor musunuz maçlara? Arasında fanatik bir oğlum var, işte ona eşlik ediyorum. Onunla birlikte baba oğul, ne güzel. Benim size sorum şu. Bir takıma sempati duyan topluluğa ne ad verilir? Tabii ki taraftar. Taraftar denir. Doğruydu efendim. Alkışlıyoruz beyefendi ilk sorusu için. Bravo, alkışlayın efendim. Bildik ilk soruyu. Heyecanı attık mı? Biraz heyecanlıydınız kameralar açılınca. Yani, öyledir yani bu iş. Ama yani bizde ne var? Bilememek de rezilmiş olmak yok, var. Yok yok. Bilmemek değil, öğrenmemek ayıp. Her seferinde onu söylüyoruz. Bilemediğinize bilmiyorum dersiniz. Bildiğiniz şeyi bile o anda unutabiliyorsunuz. İnsan hali. Tabii ki. İnsanlık hali çok normal. Geçiyorum ikinci soruma. Uzak doğulu akvaryum canlısının adı nedir? Uzak doğulu akvaryum canlısı. Akvaryumda neler yaşar? Balık. Ne balığı uzak doğuludur? Ha, Japon balığı. Japon balığı doğru cevaptı efendim. Tebrik ediyorum sizi. Aa, gerçekten mi? Evet, gerçekten Japon balığı. Bir alkışlayın. Bir daha alkışlayın hatta. Geçeceğim son soruya. Hazırsanız eğer. Ayvalık'a gitmiş miydiniz hiç? Bir sefer ömrümde. Peki sorum Ayvalık'tan geliyor. Ayvalık'ın en güzel manzara seyri veren tepesi neresidir? Mutlaka gitmişsinizdir bence oraya. Vallahi şu anda rezil rüsva aldım işte. Demeyin. Ayvalık'ın en yüksek böyle. Daha doğrusu en yüksek değil de seyir. Şeytan tepesi. Şeytan nesi tepesi değil. Şeytan adası, özür dilerim. Şeytan adası da değil, nesi? Şeytan. Şeytan nesiydi? Hatta yandı geçen sene. Şeytan nesiydi? Şeytan sofrası. Şeytan sofrası. Geçen sene yangın çıktı. Ben şeytan de. Sofrası doğru cevaptı. Tebrik ediyorum sizi. Hemen hediye çekimi alayım Mithat'cığım. Gönder. Geldi. Vay geldi. Vay. İyi günlerde kullanın. Teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yüreğinize gönlünüze sağlık. Yanımda gönüllü bir yarışmacım var. Sizi tanıyalım mı? Halis ben. İstanbul'da yaşıyorum. 29 yaşındayım. Ne işe meşgulüz? Okuyor muyuz, çalışıyor muyuz? Yok, çalışıyorum. Ne işte meşgulsünüz? Reklam ilişkiler. Reklam kolay gelsin diyelim. Ne yapmaya çıktık dışarı? Yani biz dışarıda insanlara tanıtım yapıyoruz. Tanıtım iş için dışarıdayız bugün de. Peki o halde genel kültürünüze güveniyor musunuz? Yani işte. İşte bir şansımı mı deneyeyim dediniz? Deneyelim bakalım. Nereliyiz? Erzurum. Erzurum. Neresinden? Hasankale. Selam olsun herkese buradan. Peki hazırsanız eğer başlıyorum. İlk sorum geliyor size. Annenizin kardeşi teyzeniz değilse neyiniz olur? Annemin kardeşi teyzem değilse. Kadın değil erkekse. Dayım olur. Doğrudur efendim. Tebrik ediyorum, ilk soruyu bildik. Bir alkış alalım şöyle. Gelsin. Heyecan var mı? Biraz. Biraz var evet. Böyle biraz sabit duruyorsunuz. Biraz da terlemeye başladık. Hava da sıcak ama kameralar açılınca sanki daha bir terlemeye başladık. Peki. Geliyor ikinci sorum size. Kınalı Bebek şarkısını hangi sanatçımız seslendirmiştir? Kınalı Bebek. Elleri kolları Kınalı Bebek. Bir tane bayanı da. Kimdi o? Kimdi o? Valla hatırlayamadım onu ya. Şarkılarla aramız iyi değil mi? Ya o çok eski bir şarkı. 90'lar unutulur mu 90'lar? Yok mu adı? 89'da doğdum 90'lar. Söylüyorum o halde. Ya söyleyeyim. Demet Sağroğlu olacaktı. Duymuş muydunuz? Yok, şarkıyı biliyorum zaten de.
Demet Sağroğlu'nun akla gelmedi. Peki olsun, maksat yarışmaktı. Çok memnun oldum. Görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın. Bizimle yarışmak ister misiniz? 3 soru soracağım. 3 soruya doğru cevap verirseniz hediye çekim vereceğim. Tamam, sorarım. Haydi, anlaştık mı? Yaşasın. Gelsin, hediye çekimi de alayım Mithat'cığım elime. Rica edeyim sizden. Geliyor, geliyor. Hediye çekim elimde. Genel kültürünüze güvenir misiniz? Yani. Yani diyor, bir parça diyor. Küçük Bey'i de şöyle önümüze alalım mı? Gel gel. Sizleri tanıyalım. İsmim Casim Samaras. Siz Küçük Hanım? İlayda Samaras. Siz? Görkem Samaras. Görkem, babanın genel kültürü nasıldır? Görkem heyecanlandı. Heyecanlandın mı? Tamam, baban nasıldır? Böyle sorduğun soruları doğru cevap verir mi, derslerle ilgili olsun? Ya da merak ettiğin diğer şeylerle ilgili. Verir. Verir. Baba başarır mı? 3 soru soracağım, hediye çeki vereceğim babaya. Peki nasıldır babanın genel kültürü? İyi. İyi, inanıyoruz, başaracağız. Artık bir baskı da var üstünüzde. Şu an çocuklar da iyi dedi, kazanmazsak olmaz. Gel inşallah bakalım. Ne işle meşgulüz, çalışıyor muyuz? Çalışıyorum şu an, izindeyim. Yıllık. Ne güzel. Ne yapıyoruz, geziyoruz? Geziyoruz sana. Harikulade. Peki geçiyorum o halde soruma, hazırsanız eğer. Araba adlı şarkısı olan sanatçımız kimdir 90'lardan? Mustafa Sandal. Evet efendim, doğru cevap verdik. Bir alkışlayalım mı babayı? Biliyor muydun sen de? Evet. Şarkıyı biliyor musun? Hayır. Peki. Geçiyorum ikinci soruya, hazırsanız. Özellikle yazın sıcaklarda o renk pek giyilmek istemez, ısıyı çok çekiyor diye. Hangi renktir o? Siyah. Siyah doğru cevaptı. Ailecek verdik cevabı. Şimdi son soruda babaya yardım yok. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki, geliyor son soru. Bence son sorudan önce bir şans öpücüğü babaya. Geldi, peki. Gelsin benim de son sorum o halde. Ahtapotların kaç bacağı vardır? Ahtapotların. İyi düşünün, iyi düşünün. Ahtapotların kaç bacağı var sorum, son sorum. Nedir cevabı, var mıdır? Yani bacak, el... 4 tane mi? Emin misiniz? İyi düşünün. Kaç bacağı vardır diyorum. 2 tane zaten. Efendim? 2. 2 doğru cevaptı. Buyursunlar efendim. Teşekkür ederim. İyi günlerde kullanın. Nasıl geçti yarışma? Biraz sohbet edin. Çok heyecanlıydınız. Ben hemen ya, soruları sordum ondan. Bir anda şaşırdık yani. Tabii çok normal. Pat diye çıktık karşınıza. 360'ı da boş zamanlarımda izliyorum. Ne güzel. Çok teşekkür ederiz efendim. Eski Türk filmleri çıkıyor. Onları izliyorum bazen, evet. Denk geldikçe. İyi, izindeyiz. Çocuklarla gezdik bugün. Güzel de bir anı oldu sizin için. Güzel bir, sevindin mi? Evet, çok. Duramadı yerinde çünkü. Biraz heyecanlı İlayda. Peki. O zaman benim biraz baskı oldu böyle. Hallettik ama. Hallettik. Hallettik o işi. Teşekkür ederim. Peki. Ne demek, ben çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Haydi hoşça kalın. Devam edelim. Yanımda bir gönüllü yarışmacım var. Sizi tanıyalım mı? Bilge Su Kaygısız. Ne yaparız Bilge Su Hanımcığım? Okuyor muyuz, çalışıyor muyuz? Yeni mezun oldum. Hayırlı olsun. Böyle. Neden, hangi bölümden mezun oldunuz? Endüstri mühendisliği. Ay, mühendis hanımefendiyle yarışacağım. Bulursunuz inşallah gönlünüze göre de. Umarım bulurum. Peki nereliyiz? Ankara'da yaşıyorum. Buraya gezmeye geldim. Nasıl buldunuz İstanbul'u? Daha önce geldiniz geldim mi bilmiyorum ama. Tabii geldim. Her sene geliyorum. Ne güzel. Hani gezmeye öyle. Güzel. Nereleri gezdik? Nereleri gezdik? İşte Emirgan'a gittik. Hı hı. İşte bir boğaz havası. Evet. Yerebatan Sarnıcı'nı gördük. Hem kültürel yerleri ziyaret ettik. Karışık hem de bir boğaz havası aldık. Ne güzel efendim. Bugün ne yapmaya çıkmıştınız sokağa? Bugün öyle alışveriş yapmaya çıkmıştık arkadaşlarımla. Evet, arkadaşlarınızı da gördüm. Sosyal medyaya da sizi çekiyorlar şu an. Maalesef öyle. Peki efendim, genel kültürümüze güveniyor muyuz? Yani çok... Yani şimdi çok kesin konuşmak iddialı olmayalım diyor yarışmacılarım soruyu görmeden önce. Peki o halde başlıyorum. Tabii ki. Gelsin ilk sorum size. Sonu olmayan yola ne denir? Arabayla da oraya pek... Çıkmaz yol. Yani çıkmaz. Sokak. Sokak doğru cevaptı. Bir alkış alalım mı? Hanımefendi, ilk sorunun heyecanını şöyle bir atalım. Peki geçiyorum ikinci soruya. Bir şeyi öğrenmek ve anlamak için duyulan isteğe ne denir? Bir şey öğrenmek veya öğrenme isteği desem olmaz. Ne denir? Bir şeyi
öğrenmeye ve anlamak için duyulan, öğrenmek ve anlamak için bir istek duyuyorsunuz. Bir şey ne yapıp araştırırsınız? Bir şey aklınıza düşer, onu ne yapmış olursunuz? Araştırırız, öğrenmek isteriz. Aklınıza düşünce ne olur yani? Bir sorunun cevabını merak ettiniz. Aklına takılır. Merak ederiz. Evet, merak doğru cevaptı. İkinci soruyu yardım etmek istedim. Söylemek istedim arada. Bir alkış daha alalım, heyecanı atalım biraz. Evet. Ben de soruyu birazcık şöyle sormuşum Mithat'cığım. Bu arada onu da söylemek lazım. Evet. Cevabı kolay ama birazcık şuradan böyle. Öyle, ben de başka bir şeyler düşündüm. Peki geçiyorum son soruya. Son soruda yardım etmiyorum ama sana güveniyorum. Hadi bakalım. Bitecek bu iş. Hediye çekimiz gelsin bakalım şöyle bir. Nerede hediye çekim? Mithat hediye çeklerini vermek istemiyor. Koyuyor cebine. Vermiyor şu anda da. Aldık. Gelsin son sorum size. Halk dilinde baytar kimlere denir? Baytar veterinerlere denir. Doğrudur efendim. Koca bir alkış tekrar alalım. Nasıl geçti yarışma? Güzeldi ama o ikinci soru birazcık şeydi. Birazcık nasıl? Söyle. Basitti ama karışık sormuştu. Karışık sormuştu. Bazen akıl karıştırmak için ben de öyle şeyler yapabiliyorum. Olsun ama yarışma sonuçta. Ne yalan söyleyeyim. Biraz ben de böyle iyi günlerde kullan. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bak. Siz de kendinize iyi bakın. Haydi devam edelim. Var mıdır benimle yarışmak isteyen? Arkamız bayağı bir kalabalık olmuş Mithat'cığım. Şöyle döneyim. Var mı yarışmak isteyen? Kaçan kaçana. Yanımda güzeller güzeli bir hanımefendi var. Biraz heyecan yapıyor. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Siz teşekkürler. Ben de iyiyim. Siz tanıyalım mı? İsmim Dilşo. Öğrenciyim. Ne okuyoruz? Psikoloji. Oo, psikoloji. Psikolog mu olacağız? Bilmiyorum. Bakalım. Bakalım okuduktan sonra karar vereceksiniz. Hiç heyecan yapmayın. 3 tane soru soracağım. İlki kolay, ikinci soruda, üçüncüsü bir parça zor. Hediye çekimi takdim edeceğim size sonrasında. Tamam, teşekkür ederim. Anlaştık, başlıyorum. İlk sorum geliyor. Tamam, heyecan yapmayın. Sakinim. Sakin olun, kendinizi bir yatıştırın. Peki, sorayım, kendimizi nasıl yatıştırırız? Psikolog da olacaksınız. Yok. Soru bu değil. Soruya birazdan geçeceğim. Şöyle bir burundan derin nefes. Evet, bir alalım. Tam sakinim şu an. Benim tamam, geçti. Modum böyle. Tamam, geçti. İlk sorum geliyor. Karlı havada yollara ne dökülür? Buz tutmaz. Tuz. Tuz doğru cevaptı. Alkışlayalım hanımefendiye. Bildik ilk soruyu, yaşasın. Bu kolay. Tamam, kolaydı. Gördük değil mi? Sıkıntı yok. Geçiyorum ikinci soruya. Bir sanatçının kendi hayatını kaleme almasına ne denir? Otobiyografi. Doğrudur. İkinci soruyu da bildik. Allah geldi. Son. Üç sor. Ne oldu, zorla mı yarıştırıyoruz? Biri zorla mı yarıştırıyor? Tamam, heyecan yaptık. Peki, geçiyorum son soruya. Hintlilerin geleneksel kıyafetine ne denir? Baş harfi söyler. S. S. Baş harfi S. S. S ile başlıyor. Dilimin ucunda ama ya. Ne olabilir? Bir harf daha verebiliyor musun? S, A. Hadi ikinci harfi de verdim. Sağ. Dört harfli bir kelime. İlk iki harfi verdim. S-A. Anımsayamadık mı? Duymuş muydun? Sara falan mı? Safa, Sara. Değil. Söyleyeyim mi cevabı? Söyle. Sari. Ya. Sari. Üzüldüm şu an. Üzülme, olsun. Yolumuz belki tekrar kesişir. İnşallah. Teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Haydi bay bay. Çok heyecanlıydı. Tamamen heyecanından kaybetti. Diğer sorulara çünkü hemen cevap vermişti. Bunu da başarabilirdi ama o heyecanı bitirdi onu. Olsun. Tekrar karşılaşırız belki. Maksat Yarışma Koğusu'nun bugün de sonuna geldik. Kimileri kazandı, kimileri kaybetti. Maksat yarışmaktı. Tekrar görüşünceye dek. Hoşça kalın, mutlu kalın. Maksat. 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 Yarışma Koğusu'nun.